Herkese yeni bir videodan merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte ilk defa oturarak bir video çekiyorum. Yeni bir arka planla hoş geldiniz diyorum videoma. Bugünkü videomda yeni evleneceklerin çeyizlerinde, ev kuracakların evlerinde ilginç ama çok çok ihtiyaçları olacak şeylerden bahsedeceğim. Ben evlendiğimden beri kullandığım ama böyle sürekli elimin gittiği şeyler, buna da ihtiyaç var mıymış bu kadar dediğim ama sürekli kullandığım şeyleri şimdi sizinle paylaşmak istiyorum. Böylece hem yaz geliyor, belki düğün olacak arkadaşlarınız vardır ya da böyle ya da kendi yeni eve çıkacak falan, üniversiteye geçecek olabilir. İlk size göstereceğim şey, bu ipli doğrayıcı. Bendeki tefal olan ama yani topuğum da sanırım güzel diyorlardı. Ben bunu 50-60 lira falan almıştım. Sonra tabii fiyatlar biraz yükselmiş ama yani yükselse de fiyatı ya 100 lira da olsa verilir bir şey. Çünkü ben resmen soğan doğramaktan nefret ediyordum. Soğanı doğrattı bana yani. Bu şekilde eliniz kokmuyor, bir şey yapmıyor. Sadece dörde bölüyorsunuz, içine atıyorsunuz, fıstık. Ne bileyim işte ben havucu bile rendelemek gibi bir şey şeklinde de kullanıyorum. Rende olarak da kullanıyorum yani bunu. O yüzden bundan aşırı memnunum. Bu ipli doğrayıcı mı denir artık buna? Öyle bir şey yani. İçinde iki tane bıçağı var. Zaten çok kolay temizliği de. Makineye de atabiliyorsunuz. Ondan sonra bunu taktıktan sonra bu ilk parçamız arkadaşlar. Bu ilginç ama bunu mutlaka alın. İkincisi de şu 2 liralık mı artık 3 liralık mı canım arkadaşımın bana hediye ettiği bir ürün. Çünkü ben de yoktu. Böyle bir şeyin ihtiyaç duyacağımı da bilmiyordum. Sebebini söyleyeyim. Bu bir kavanoz açıcı arkadaşlar. Kavanozlar böyle havası oluyor da açamıyorsunuz ya, kavanoz açıcı. Neden? Şu benim meşhur bir markanın bir bıçağı arkadaşlar. Bunun ucundaki yani kırıkları böyle şeyleri gösterebilecek miyim size bilmiyorum ama bildiğiniz ucu yamuk. Zaten iki tane de seramik bıçağım vardı. Onların uçları kırıldı. Neden? Böyle böyle köşesini açmaya çalışmaktan yani. Diğerleri ise şu fındık ve ceviz kırıcıkları. Arkadaşlar bunlar acayip işe yarıyor. Yok işte bir şeyle kıracaksınız falan filan, hiç gerek yok bunlarla. Hatta şu an kırık olmasaydı asıl onu göstermek istiyordum. Kestane ayırıcı. Arkadaşlar bir tane ayrıca onun fotoğrafını buraya koyacağım. O da böyle aynı şekilde kestane arasına koyuyorsunuz. Çiziyor kestaneyi. Dünyanın en güzel buluşu. Yani elinizle böyle yapmaktan fıt fıt 2 dakikada yapıyor. Çok kolay. Bunlar da onun yine benzeri fındık, işte ceviz kırıcı falan. Eğer böyle gerçekten çok fazla kabuklu yemiş alıyorsanız bunlar iyi oluyor. Bir sonraki ise bu makas. Mutfak makası dünyanın en çok kullanılan şeyi arkadaşlar. Çünkü bir paket açıyorsunuz. Ne bileyim bir şey koparıyorsunuz. Yani bu mutfak makası mutfakta alınacak işlerden biri herhalde. Daha taşınırken bile her şeyi açmak için makasa ihtiyacınız var. O yüzden makas kesinlikle ilginç ama en çok ihtiyacınız olanlardan biri. Yani aslında ben bir yandan da hani böyle tabak, tencere tabii ki de onlara ihtiyacımız var ama bu kadar değişik şeylere de çok ihtiyacımız olacağını benim hiç aklıma gelmezdi açıkçası evlenirken ya da çeyiz yaparken falan filan. Şu an bunlar çok kullandığım şeyler. Diğeri de bu sarımsak ezici mi, doğrayıcı mı, rendelisi mi artık her şey diyebilirsiniz. Çünkü normalde böyle ben birkaç tane şeklini gördüm. İki taraftan basıyorsunuz. Şunun gibi oluyor böyle. Basıyorsunuz falan. Onlar hiç etkili değil. Ama bu bildiğiniz rendeliyor. Küçük bir rendesi var gibi. Şöyle göstereyim. Bu da diğer ilginç ürünüm. Bu sarımsak konusunda gayet iyi. Diğer bir ilginç ürünüm şöyle bir huni. Şimdi bu neden ihtiyaç olduğunu arkadaşlar? Neden diyor musunuz? O kadar özellikle daha yeni hani evi böyle açarken falan filan böyle baharatları falan filan ya da tuzu falan biberliğe koyarken, biberi falan böyle tuzluğun içine koyarken çok rahat ediyor. Böyle küçük huniler. Bu da ilginç ama çok kullanılan bir şey. Diğer ürünler çok ilginç olduğunu düşünüyorum ama plastik kaplar. Yani bu plastik kaplardan çok memnunum. O yüzden size göstermek istedim. Bunlar böyle set olarak satılıyor. Hatta bunun linkini de aşağı trendyolun linkini koyacağım size. Acayip güzel durdu. Hani böyle Pinterest'te gördüğümüz fotoğraflar falan var ya onlar gibi. Normalde ben üst kapalı plastiklerden falan almıştım ben de. Ama üstü böyle almanız çok işe yarıyor.
her yerden gözüküyor. Benim normalde üstten falan kapatılınca içinde ne olduğunu unutuyordum. Ben alıyordum içinde, aa burada bu varmış falan deyip. Böyle üstü de açık olanlar çok rahat oluyor. Bu da ikinci. Şimdi ben evdeyken bunu aldım ama bu yok elimde. Şimdi bunun diğer böyle değişik yapılısı da var. Böyle etrafı yarım ay gibi bir şekilde. Onu da almayı düşünüyorum hatta. Şunlar arkadaşlar buna göre inanılmaz az performanslı. Ama şunun bir performansı var ki yani her şey topak topak olan şeyler, çorbalar falan var ya, onları bile hemen açıyor. Nasıl bir etkisi var bilmiyorum ama şuna göre bu bayağı iyi yani. İlginç. O yüzden şunu diyorum. Bunu birçok şeyde kullanıyorum. Çok memnunum bunu da yani. Kesinlikle bunu da elim hep gidiyor. Bunu çok kullanmıyorum. Buna elim hiç gitmiyor. Bir diğeri. Geldim. Şu bardaklar. Ya bu bardakların bu kadar kullanışlı olacağını hiç düşünmemiştim. Ben bardakla su içmeyi zaten çok seviyorum. Diğer videolarımda da izlerseniz. Suyu çok seviyorum ama bunların şuradaki, bende mesela şey yoktu işte ölçer. Ama şuradaki ölçüleri o kadar çok kullanıyorum ki. Yani hem ölçü olarak hem de su bardağı olarak bu da bayağı kullanışlı oldu benim için. Bir diğeri ise şu demleme poşetleri. Bu bitki çaylarını içerken bunun işte tortuları falan, onu temizle, tekrar yıka, işte dökülüyor, lavabonun içinden temizle, onu oradan al, tık falan filan. Neyse. Yani öyle olunca bunlar tam bir çözüm oldu. Ben bunun içine sadece koyuyorum. Sadece dalga çıkar, demle ve bu şekilde çöpe at. Bunlar inanılmaz kolaylık getiriyor arkadaşlar. Bu demleme poşetlerinden alın. Yani bu kadar kolay olacağını düşünmemiştim. Ben bunlara çok çok memnunum ve çok kullanıyorum. İlginç ama çok memnunum bunlardan. Böyle bu da çay severler için ilginç bir tavsiyeydi. Bir de sunum severlere var tavsiyem. Şöyle bir şey. Mesela şunlar Nudo'nun işte Türk kahvesi bardakları ya da espresso ne istiyorsunuz onu içebilirsiniz. Ama mesela ben bunların altlığı yoktu normalde. Böyle servis yaptığımda herkes diyor ki bunu nereden aldın? O kadar güzel gözüküyor ki. Yani aslında bir şey yok. Ama şunlar o kadar güzeller ki. Bunların üstüne böyle cam, sadece küçük çelikler falan koyduğunda da çok güzel duruyor. Bunlar aslında bir bardak altlığı arkadaşlar. Ama o kadar güzeller ki bunları her şekilde sunumda kullandığımda çok beğeniliyor ve çok güzel yakışıyor her şeyin altına. Yani bir bardak altlığı da olabilir. Yani kahve fincanı altlığı falan gibi. Ya da ne bileyim herhangi bir reçel bir şey koyacağınız zaman da çok güzel duruyor. Bir diğeri de bu mısır patlatma aparatını diyeyim artık. Cam fanusu. Mısır patlatma cam fanusu. Bununla aşırı memnunum. Bu cam fanus içerisinde hiç yağ tuz falan koymuyorsunuz. Mikrodalga ile çalışıyor. Gerçekten mikrodalganız varsa acayip kolay. Bir sonraki de kahve içmeyi sevenler. Bu bir moka pot arkadaşlar. Moka potlar böyle 50 ile 90-100 arası gidiyor yani. Aralığı var. Bunlar inanılmaz aslında kahve makinelerini taş çıkartacak şeyler. Bu espresso yapıyor. Tabii ki de 2 kişilik bir espresso yapıyor. Fakat kahve makinesi almanıza ihtiyacınız yok yani. Eğer bir moka potunuz varsa, bir de kettle'ınız varsa ya da sıcak su koyduğunuzda hiçbir şey, bir şekilde americano ya da kahve yapabiliyorsunuz. Filtre kahve yapıyorsunuz. Eğer ki gerçekten kahveyi seviyorsanız hiç düşünmeyin bir moka pot elinin. Yani moka pot aldığınızda kahve makinesine ihtiyacınız yok. Nasıl yok? Bir moka pot 2 tane espresso yapıyor. Espresso'nun üzerine sıcak suyla bir kupanızı doldurduğunuzda zaten o bir americano oluyor. Yani bir filtre kahve oluyor. Eğer istiyorsanız ki sıcak suyu alıp beyaz süt eklerseniz sütlü kahve yapabilirsiniz. Yani sadece bir moka pot her şeyi yapıyor. O yüzden espresso yaptıktan sonra üstüne sıcak su ve süt ekleyerek istediğiniz filtre kahveye sahip olabilirsiniz. O yüzden bence moka pot ilginç ama en çok ihtiyacınız olacak kahve severlere diyorum. Mutlaka alsın. Sanırım bir diğeri ise şu koca bebek. Eroni markasına ait bir ürün. Aslında tek kaşık yağıyla hani patates kızartma yapabilen ürün var ya, Tefal'in meşhur Active Fry denen. Onun Delonghi markasını almıştım ben. Gerçekten çok memnunum bundan. Ama Tefal'den de mutlaka alabilirsiniz. Bunun özelliği nasıl diyorsun ki İrem, bu da ilginç bir şey mi yani, normal. Yok değil. Aslında çok çok şey yapabiliyor. İşte kestane yapıyoruz, ne bileyim işte kek, börek, çörek her şeyi yapabiliyor aslında.
patates kızartmasını söylemiyorum bile zaten. Herkes biliyor patates kızartması falan yaptığını ama neredeyse fırınla aynı şeyler yapıyor. Fırınınız yok diyelim, şununuz var, ihtiyacınız yok. Ve ben bunu bu kadar çok kullanacağım hiç aklıma gelmezdi. Bu da en çok kullanacağım şeylerden biri. Yani ne bileyim tava seti ya da ne bileyim 1000 TL'lik, 2000 TL'lik böyle bir sürü çelik tencere setleri falan var. Hani birkaç tane tencereniz olsun, bir de yanınıza şu olsun. Gerçekten eliniz ayağınız olacak bu. Eğer ki gerçekten çalışan, yoğun bir insansanız da hani zaman yine sizin için önemliyse bu yine çok çok hızlı yapıyor her şeyi. Çok memnun. Bu son ürünümdü. Açıkçası size bu videoda biraz daha bir şeyler önermek istedim. Çünkü ben bunları inanılmaz çok kullanıyorum ve çok gereksiz şeyler almışım zamanında diye gördüğüm ürünler var mesela dolabımda duran. Ama hiçbir şey atamıyorum, kullanmıyorum da diye böyle duruyorlar. Bir yandan da bunları o kadar çok kullanıyorum ki, o kadar ilginç gelmişti ki bana mesela bunları bu kadar çok kullanacağım bilmiyordum bile. O yüzden size bunları önermek istedim. Bunları mutlaka elinin arkadaşlar. Bunlar çok çok güzel. İnsanın hayatını kolaylaştıran ama ilginç ama çok çok kullanacağınız şeyler. Evleneceğiniz zaman ya da bir eve çıkıyorsanız mutlaka bu sıralamaya bir bakın. Bu videoyu bir izleyin derim ben size. Beni buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.